Bunun yeni teknikleri neler? Şimdi ve kaç sene mesela bu bacakta kalabiliyor? Şimdi öncelikle eski teknikte niye %40 kadar başarısız oluyoruz onu anlatmaya çalışayım. Tüm hastalarımıza ortalama bir protez yapıyoruz. Yani size yaptığımız protezle bana yaptığımız veya farklı bir kişi yaptığımız hepsinde belirli dereceleri tutturmaya çalışıyoruz. Bu böyle olunca ortalamanın dışında kalan kişiler mutsuz oluyor. O zaman yaklaşık %40 gibi bir şey oluyor. Hastalarda memnuniyetsizlik kişiye oluyor. Kişiye özel mi olması gerekiyor? Evet, ortalama kişiye, değil kişiye evet, özel. Evet, kişiye özel olması gerekiyor. Robotik cerrahide tabii bunun robotik cerrahiyle yapılmasıyla öncelikle hastamızın 3 boyutlu tomografisini çekiyoruz. Çektiğimiz 3 boyutlu tomografiyi bilgisayara yüklüyoruz. Yüklediğimizden sonra bilgisayar üzerinde, robotun bilgisayarı üzerinde tüm ameliyatımızı yapıyoruz. Bu yaptığımız kesileri 3 boyutlu tomografi üzerinde yapıyoruz. Yani benim bacağıma protezi öncelikle bilgisayar ortamında 3 boyutlu yapıyorsunuz evet, siz. Evet yapıyoruz. Bunu görüyoruz. Diyoruz ki bunu ikisinin arasında ilişki bu şekilde olmalı. Kalınlığı bu kadar olmalı. 1 milim 3 milim buradan kesilmeli. En doğru şekilde hesaplamalarımızı yapıyoruz. Bilgisayar size yardım ediyor. Evet. Bilgisayar. Ve milimetrik hesaplarla. Evet. Ve protezi yerleştiriyoruz. Daha önce nasıldı? Siz açıyordunuz. Tabii açıyoruz. El aletlerimiz var. O sırada görüyorsunuz her şeyi. Evet. O sırada karar veriyoruz ve gerçekten çok invaziv dediğimiz, çok hastaya zarar da veren bir takım aletler kullanmak zorunda kalıyoruz. Yani bunda sadece robotik cerrahide direkt testereyle bunu kesebilirken bunu kesebilmek için elle yaptığımızda bu femur dediğimiz şöyle tutun hocam. Femur dediğimiz kemiğin içine kocaman bir rot göndermek zorunda kalıyoruz ki burada kesimleri doğru yapabilelim. Eyvah eyvah. Yani ya. Siz aslında bu kemiğe de zarar vermek zorunda kalıyordunuz. Evet, evet. Şimdi buna gerek kalmadı. Evet. Bilgisayar buradaki sistemi sizin daha önce gördüğünüz evet, gibi. Evet. Yüzeyel olarak tamamen kesebiliyoruz. Zaman azaldı mı? Ameliyat süresi azaldı mı? Ortalama zaman arttı. Çünkü bilgisayarın kullanılması var, kurulması var ama hastanın cerrahi süre olarak zamanı azaldı. Ha biz avantajlıyız. Evet, daha az hasta yatıyoruz. Biz de avantajlıyız, siz avantajlısınız. Vallahi hocam kusura bakmayın burada avantajlı olmak bizim çok işimize kesinlikle, geliyor. Biz de hasta içiniz. Peki daha ağrısız, sancısız diyebilir miyiz bu yönteme? Kesinlikle yumuşak dokulara daha az zarar veriyoruz. Yani kemiği hastalıklı bölgeye direkt müdahale ettiğimiz için yumuşak dokuları daha az tahrip ettiğimiz için daha ağrısız, daha erken iyileşme ve ertesi gün yürütüyoruz hastalarımızı. Ertesi günü. Gün yürütüyoruz genellikle. Zaten Bursa içindeyse eğer hastamız ertesi gün taburcu ediyoruz. Eğer İstanbul ya da Ankara birçok ülke ilden gelen hastalarımızı 2 gün tutuyoruz. 2 gün sonra arabayla gidiyorlar. Vallahi çok iyi. Peki iyileşme sürecini de hızlandırıyor o zaman. Tabii. Bu sistem. İyileşme sürecini de hızlandırıyor ama asıl iyilik teknolojinin faydası uzun zamanda hasta dizini kendi dizi gibi hissediyor. Ha bu çok güzel. Yani bir metalik bir şey varmış gibi o mesela yabancı bir şey hissetmiyor. Bu gerçekten harika bir şey. Kesinlikle. Ve hasta yürümesi daha erken, 2 hafta sonra araba kullanabiliyor. Şey olarak oldukça faydalı.